Selamlar, yeni video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyuncu kasası incelememiz olacak. Umarım güzel bir kasa arayışında olan arkadaşlarımız için rehber niteliğinde veya tavsiye niteliğinde değerlendirebilecekleri bir video olur bu. Çünkü ben kasa arayış içerisindeyken gerçekten çok zorlandım ve uzun süreli araştırmalar sonrasında bu kasayı tercih ettim. Yurt içinde herhangi bir satışı bulunmuyor ama Amazon Türkiye üzerinden yurt dışından getirttirebiliyorsunuz. Kasanın sahip olduğu satış linklerini ben videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Biz bugün beyaz olan modelini inceleyeceğiz ama siyah olan modeli de mevcut. Siyah olan modeli daha uygun fiyatlara satılıyor. Beyaz olan modeli bir tık daha pahalı. İnceleyeceğimiz kasa Magnum Gear'ın Neo Cube 2 modeli. Farklı olan modelleri de mevcut. Yani Magnum Gear'ın farklı kasa modelleri de mevcut. Özellikle RGB sever arkadaşlar için kasanın ön yüzeyinin sonsuz ayna şeklinde RGB döngüsünün olduğu kasa modelleri de mevcut. Videonun açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Yurt dışından geldiği için kafanızda paketleme noktasında soru işaretleri olabilir ama gayet sağlam ve sıkı bir şekilde paketlenmişti. Şimdi gelin ben kasayı kutusundan çıkartayım ve sahip olduğu teknik özelliklere hep beraber birlikte bakalım. Dostlar, kasa beyaz olduğu için yan yüzey ve ön yüzey camdan oluştuğu için ışıklardan dolayı parlama yapmaması için bayağı bir uğraştım ve doğru konumu buldum sonunda. Kasa araştırmasında olan arkadaşlar mutlaka bu kasa modeliyle karşılaşmıştır. Bizim ülkemizde de fiyat performans odaklı Game Power'ın Warcry modelli kasa tipine benziyor bu. Ama kalite anlamında gerçekten aralarında dağlar kadar fark var. Bu kasa tipi daha çok Lianli'nin Dynamic modeline gerçekten çok benziyor. Özellikle ön yüzeyden ve yan yüzeyden tıpkısının aynısı diyebiliriz. Magnum Gear gerçekten bu noktada bildiğimiz bariz bir şekilde kopyalama yapmış ama kalite anlamında da Lianli Dynamic'e bayağı bir yaklaşmış. Kasa özellikler anlamında gerçekten dolu dolu bir kasa olmuş. Birazdan zaten özelliklerinden bahsetmeye başlayınca siz de anlayacaksınız ve sahip olduğu kalitede kullanılan saçların kalitesi veya yan tarafta kullanılan temperli camın kalitesi, ayrıca iç yüzeyde kullanılan plastik aparatların kalitesi gerçekten üst düzeyde tutulmuş. Yavaşça sahip olduğu özelliklerden bahsetmeye başlarsak kasa boş haliyle 9 kilogramlık bir ağırlığa sahip ve çelik şasiden oluşuyor ve kasa üzerinde kullanılan plakalar, saçlar ince değil arkadaşlar. Kalın bir yapıya sahip. Büyüklük anlamında kasana sahip olduğu ebatları ben ekrana yansıtacağım. Oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Kalınca bir yapıya sahip çünkü çift odalı bir kasa bu. Arka tarafında kablo düzeneğinin ve PCU'nun bulunduğu bir bölüm var. Ön yüzeyde zaten anakartın ve ekran kartının bulunduğu kısım oluyor. Ayrıca yine büyüklük anlamında kafanızda bir şeyler oluşabilmesi için ekran kartı desteği noktasında 41 santimlik uzunluğa kadar ekran kartlarını destekliyor ve kule tipi CPU soğutucularda ise 148 milimlik yüksekliğe kadar kule tipi CPU soğutucuları destekliyor. Yani uzunluk ve derinlik anlamında baktığımız zaman donanımsal anlamda bizi kısıtlamıyor. Güncel RTX 4000 serisinde veya RX 7000 serisinde bütün ekran kartlarını rahatlıkla bu kasaya takabilirsiniz. Kasanın iç genişliği zaten desteklediği anakart noktasında kendisini gösteriyor. Exantet ATX, ATX, Micro ATX, Mini ATX anakartları bu kasa içerisinde rahatlıkla montajını yapabilirsiniz. Kasa içerisinde herhangi bir fanla beraber gelmiyor. Bu şekilde çıplak bir şekilde geliyor. Fan falan yok içerisinde. Ama RGB kontrolcü kasa içerisinde bulunuyor. 3000'li yapıya sahip 5 voltluk RGB girişler mevcut. Yani anakart üzerinde herhangi bir 3000'li yapıya sahip RGB girişiniz yoksa, RGB fanlarınız varsa veya sıvı soğutma sisteminiz varsa kasa içerisinde bulunan RGB kontrolcüye bağladıktan sonra kasanın ön yüzeydeki kontrol bölgesinde bulunan tuşlarla birlikte RGB ışıklandırmalarda modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Efektlerini kontrol edebiliyorsunuz. Kasanın sahip olduğu fan desteğine geldiğimizde ise toplamda 9 adet 120 mm'lik fan desteği bulunuyor kasanın. 3 tane kasanın alt tarafına takabiliyoruz. 3 tane kasanın üst tarafına takabiliyoruz. 3 tane ise kasanın iç tarafına takabiliyoruz. Yani toplamda 9 adet fan desteği bulunuyor ama dilerseniz 140 milimlik fanların da desteği bulunuyor. Kasanın üst tarafına 2 tane 140 milimlik, kasanın alt tarafına 2 tane 140 milimlik desteği bulunuyor. İç yüzeye 140 milimlik bulunmuyor. Sadece 3 tane 120 milimetrelik fanı kasa içerisine takabiliyoruz. Fanlardan bahsetmişken sıvı soğutma desteğinden, radyatör desteğinden de hemen bahsedelim. Kasanın alt tarafına veya üst tarafına veya kasanın iç tarafına 360 milimlik radyatörleri takabilirsiniz veya isterseniz 240 milimlik radyatörleri veya 280 milimlik radyatörleri kasanın alt tarafına, üst tarafına veya iç tarafına takabilirsiniz. Fanlar tarafında veya radyatör tarafında bayağı geniş bir yelpazeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada genelde birçok arkadaşın kafasında şu soru işareti oluyor. Ön tarafta ızgara olmadığı için, fan olmadığı için soğutma performansı nasıl olur? Bu tip kasalarda fanlar nasıl yerleştirilmesi lazım gibi
Sorular olabiliyor. Zaten videoların altına da bazen yorumlar geliyor. Benim kuracağım sistemde kasanın alt tarafındaki 3 adet 12 santimlik fan içeriye doğru hava üfleyecek. Üst tarafa veya iç tarafa 360 milimlik radyatör ekleyeceğim. Üst taraftan ve iç taraftan içerideki sıcak havayı atması için 3'er adet, yani toplamda 6 adet fan kullanacağım. Yani kasa içerisinde toplamda 9 adet fan kullanacağım. Radyatörün konumu ise üst de olabilir veya kasanın iç tarafı da olabilir. Üste konumlandırırım gibi geliyor çünkü ısınan hava hızlı bir şekilde yükseleceği için daha hızlı bir şekilde kasanın dış yüzeyine atılır. Kasanın ön yüzeyinde ve yan yüzeyinde bulunan camlar ise gayet kalın yapıya ve kaliteli yapıya sahip olduklarını söyleyebilirim. Bu camları çıkarmak için kasanın üst tarafında bulunan metal ızgarayı sökmeniz gerekiyor. Mesh yüzeye sahip bir ızgara bu. Bu arada bu üst yüzeyde herhangi bir filtre yok ama alt tarafta plastik çıkarılabilir bir filtre bulunuyor. 2 adet vidayı çıkardıktan sonra bu mesh yüzeye sahip olan metal ızgarayı çıkartıyoruz. Camlar tırnaklı bir yapıya sahip. 4 adet tırnak tutuyor bu camları. Yavaşça yukarı doğru ittirdiğiniz zaman rahatlıkla çıkacaktır. Ayrıca ön yüzeydeki cam da aynı şekilde. Onda 4 adet tırnak tutuyor. Yavaşça bastırınca yukarı doğru rahatlıkla çıkabiliyor. Öncelikle buradaki kablo gizleme noktalarını görebiliyorsunuz. Burada silikon yuvalar bulunuyor. Bu silikon yuvalar kablolama noktasında herhangi bir çirkin görüntü oluşmamasına gerçekten çok yardımcı oluyor. Ayrıca kasanın arka tarafında cırcırtlı kısımlar bulunuyor. Bunlar yine kablolar saklamak için gerçekten çok işe yarıyorlar. Ayrıca arka kısımda kablolamayı yapabilmeniz için gerçekten çok geniş bir kısım bulunuyor. Orada çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bu kasada ilginç olan taraflardan bir tanesi modüler bir kasa. Kasanın yönünü değiştirebiliyorsunuz. Anlatmak isterdim ama gerçekten çok uzun olurdu. Kullanma kılavuzu kitapçığı içerisinde zaten bu bilgiler mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum ama kısaca ben size şöyle özetleyeyim. Kasayı ters çeviriyorsunuz. Kasanın sol tarafında bulunan metal kısımlar sağ tarafa geçiyor. Camlı kısımlar sol tarafa geçiyor. Yani kasayı bir nevi ters çevirmiş oluyorsunuz. Yönünü sağ taraftaki camlı bölge sol tarafa geçmiş gibi oluyor. Bu tip farklı tasarımları seven arkadaşlar için güzel bir özellik olmuş. Kasanın sahip olduğu depolama desteğine geldiğimizde ise 5 adet 2,5 inçlik SSD'yi takabiliyoruz. Yani baktığımız zaman arkadaşlar 5 adet SSD depolama noktasında herhangi bir sıkıntı oluşturacağını zannetmiyorum. Eğer derseniz ki benim hard diskim var, o zaman 2 adet hard disk artı 3 adet SSD'yi de yine bu kasaya takabiliyoruz. Şöyle kasanın ön yüzeyine geldiğimiz zaman kasanın ön yüzeyinde bulunan butonlardan ve girişlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Burada power butonumuz bulunuyor ve RGB'leri kontrol etmemiz için 2 adet buton bulunuyor. Ayrıca burada kulaklık girişi de bulunuyor. Bunun dışında 2 adet USB 3.0 girişi ve 1 adet Type-C giriş de yine kasanın ön yüzeyinde bulunuyor. Ayrıca buradaki giriş çıkışların dışında kasanın ön yüzeyinde hemen camın yan tarafında da 1 adet RGB şerit bulunuyor. Bu RGB şeridin yine kontrolünü buradaki buton sayesinde yapabiliyoruz. Söylediğim gibi içerisinde RGB kontrolcü de bulunuyor. Bu kontrolcü ile beraber fanların senkronizasyonunu yaparsanız ve anakart üzerinde veya RAM'ler üzerinde ışıklandırmalar varsa yine onlarla beraber senkronlu bir şekilde ön yüzeydeki RGB şerit de çalışıyor. Ben kasayı gerçekten çok beğendim ve uzun süreli araştırmalar sonrasında bu kasaya ulaşabildim. Gerek malzeme kalitesi, gerek sağlamış olduğu radyatör desteği üst tarafta, alt tarafta, kasanın iç tarafında ve RGB fanların kontrol için içerisinde bir RGB kontrolcünün bulunması, 9 adet fan desteğinin bulunması, arka tarafta kablolama anlamında aparatların bulunması, ayrıca kasanın iç tarafında da yine kablo düzeneği için silikon kısımların falan bulunması, bunlar ince detaylar, küçük detaylar ama güzel detaylar. Ayrıca görüntü anlamında da gerçekten kasa şık bir yapıya sahip. Söylediğim gibi Lianli'nin Dynamic serisine gerçekten çok benziyor. Onun kadar para vermiyorsunuz. Hemen hemen onun yarısı kadar bir para veriyorsunuz ama ona yakın bir kalitede kasanız oluyor arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Kasa hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.